Meryem Ana'nın göğe yükselişi bayramının ardından geçtiğimiz hafta sonu Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde Meryem Ana'nın derin uykuya dalışına veda gününe özel bir ayin yapıldı. Meryem Ana'nın göğe yükselişi bayramının ardından geçtiğimiz hafta sonu Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde Meryem Ana'nın derin uykuya dalışına veda gününe özel bir ayin yapıldı. Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen bu özel ayini kilise pederi İspir Teymur yönetti. Covid-19 tedbirlerine uyulan ayine sınırlı sayıda kilise üyesi katılım gösterdi. Peder İspir Teymur, ayin sırasında verdiği vaazında Matta bölümünün 11. bölümünden şu noktalara değindi. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bugünkü İncil'de bağışlanma konusuyla Allah'a iman ve yakınımıza olan sevgi ve onu bağışlama konularıyla ilgili örneğin sorununu çözümler. O zamanlarda Yahudilik öğretisine göre bağışlama yapılması gereken 3 veya 4 durumla sınırlıydı. Bu örnek Petrus'un İsa'ya, "Ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kere hata yaparsa onu affetmeliyim? 7 kere mi?" şeklindeki sorusuna karşılık olarak verildi. Ve bu ibare tamamen meselin konusunu açıklamaktadır. Bugünkü İncil bize aynı zamanda Allah'ın seven ve adil olan yönünü de açıklamaktadır. Allah sevendir. Çünkü bizim çok olan borçlarımızı bile bağışladı. Aynı zamanda adildir. Çünkü bizden yakınımızın az olan borçlarını bağışlamamızı istemektedir.